İyi akşamlar. Gündemin öne çıkan başlıklarından derlediğimiz haber bültenimizle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Ovaköy'de bulunan bir tesiste meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı. İsminin İlhan Taş olduğu öğrenilen 24 yaşındaki işçi 112 acil ambulansıyla devlet hastanesine kaldırıldı. Ertan İnal'ın haberini izliyoruz. Merkeze bağlı Ovaköy'deki bir tesiste iş kazası meydana geldi. Kazada 24 yaşındaki İlhan Taş yaralandı. Kendilerine yapılan ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil ambulans görevlileri İlhan Taş'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı işçi daha sonra tedavisinin yapılması için Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki muayenelerin ardından filmleri çekilen yaralı gencin tedavisine devam edildi. Balıkesir Devlet Hastanesi'nde bir süre önce yapımına başlanan yeni acil servis hizmete hazır hale geldi. İmanoğlu ailesinin katkılarıyla yaptırılan yeni acil hizmet binasının yarın faaliyete başlayacağı belirtildi. Yeni acil hizmet binasının hizmete hazır hale geldiği bildirildi. Acil tıp uzmanı Özgür Karadenizli, acil servis sorumlu hemşiresi Ayşe Erdurmuş, KRT Haber'den Ertan İnal'a yeni acil servisin son durumuyla ilgili şu açıklamaları yaptı. Yeni acil servisimizde pazartesi günü hizmet vermeye başlayacağız. Bu gördüğümüz alanda müşahede alanı olarak söylediğimiz, genelde gözlenecek hastaların, kadın ve erkeklerin izleneceği odadayız şu anda. Şu anda bu haliyle bir 17 kadar hastayı izleme şansımız olacak. Ayrıca daha kötü hastaları değerlendirdiğimiz ve gözlediğimiz monitörlü ve restorasyon alanımız da var. Burada çok güzel hizmetler vereceğiz. Çok güzel oldu yeni binamız. Yani daha insancıl oldu her şey. Burası da monitörlü bir alan olacak. Servisimize gelen hastaları ilk değerlendirdiğimiz ve müdahale ettiğimiz yer burası olacak. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5 yatağımızda monitörlü ve girişim yapma şansımız olacak. Burası da müdahale alanımız ve yan tarafta restorasyon alanımız var. 112 tarafından getirilen ve hayat tehlikesi olan en kötü hastaları burada karşılayacağız. Daha sonra hastaların dikişlerinin atılması ya da bazı girişimlerin yapılması gibi işlemlerde buradaki müdahale alanımızda olacak. Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Necati Bilge Türk, gündemdeki 19 Mayıs kutlamaları konusunda açıklamalarda bulundu. Milli bayramlarımızı dün olduğu gibi bugün de kutlamaya devam edeceğiz diyen Necati Bilge Türk, konuyla ilgili olarak şunları söyledi. Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Necati Bilge Türk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Ankara dışındaki illerde sadece okullarda kutlanacak olmasını değerlendirdi. Ülkenin son durumuna değinen Bilge Türk, Atatürk kurtuluşumuzu gençliğe emanet etmiştir. 19 Mayıs bayramları her yıl düzenlenmektedir. Bu bayramlarımızı katledemeyeceklerdir. Biz milli bayramlarımızı dün olduğu gibi bugün de kutlamaya devam edeceğiz. Dostumuz düşmanımız bunu böyle bilsin dedi. Halkımız buna izin vereceğini, ben kamuoyumuzun ve halkımızın buna izin vereceğini ben tahmin etmiyorum. Tekrar eskisi gibi büyük bir coşku ve sevgiyle kutlanacak. Zaten burada tamamen ideolojik bir yapının arkasına saklanarak bunu ortadan kaldırmak istemektedirler. Yoksa 19 Mayıs'lar bugüne kadar kutlanıyordu da onlarca sene kutlandı, çocuklar üşümedi, hasta olmadı da şimdi mi hasta olup üşüyecekler? Bizim milletimiz büyük millet, Kurtuluş Savaşı verirken kanı arabasında top mermilerinin üzerini örten o şefkatli ana, çocuğunu ölüme mahkum eden anayı düşünün ya. Bu memleketi kurtuluşunu bir hatırlayalım. Kurtuluş Savaşı'nda neler yaşadığımızı bir hatırlayalım. Bunları çok iyi yatsıyalım. Bunlar bizim hücrelerimizde, bunlar bizim beyinlerimizde işlenmiş şekilde. Biz bunları unutmayacağız da, yıllar geçse de unutmayacağız da. Yani biz vatanımızı korumak, milletimizi korumak, milletimizin birliğini, dirliğini, 70 milyonun beraberliğini sağlamak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Sayın seyirciler, Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Semerci sert açıklamalarda bulundu. 19 Mayıs törenlerinin Ankara dışındaki statlarda kutlanmasının kaldırılmasına yönelik genelgeyi eleştiren Hüseyin Semerci, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'i istifaya davet etti. Hüseyin Semerci konuşmasında şu görüşlere yer verdi. Ömer Dinçer'den Atatürk'ü anma coşkusuna ağır saldırı. Geçmişte Atatürk'e ve Cumhuriyet'in temel değerlerine olan muhalefetiyle tanınan
Sayın Ömer Dinçer ve yönetimi kamu vicdanını kanatan uygulamalarıyla adeta bilinçli olarak milyonları kontrolden çıkarmaya, toplumu korkutucu bir provokasyon ortamına sürüklemeye çalışmaktadır. Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet kutlamalarını eğlence kabul ederek yasaklayan anlayış, Atatürk'ü okullardan tasfiye etmek için hemen her gün yeni bir uygulamayı yaşama geçirmektedir. Maalesef AKP'nin geçmiş dönem politikalarının devamı olarak Milli Eğitim Teşkilatı'nı düzenleyen mevzuattan Atatürk'ü tamamen silen Sayın Ömer Dinçer'in Atatürk karşıtlığı kontrolden çıkmış bulunuyor. Şüphesiz bu çirkin yaklaşıma karşı en sert demokratik tepkiyi ortaya koyacağız. Bu anlayışı halkımıza şikayet edeceğiz. Sayın Ömer Dinçer, oturmuş olduğunuz o bakanlık koltuğunu lütfen terk ediniz. Buna razı olmuyorsanız biraz daha cesur davranarak o koltuğun arkasında asılı duran ve önünde gülücükler dağıttığınız Atatürk resmini lütfen kaldırınız. Kaldırın ki milyonlar emanet koltuklarda oturan yöneticilerin kime, neye hizmet ettiğini görsünler.